Merhaba arkadaşlar. Bugün de lojik devre temelleri dersindeki Karno diyagramlarını inceleyeceğiz. Karno diyagramları nedir? Öncelikle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Üçüncü dersimiz Karno diyagramları. Şimdi bizim lojik fonksiyon dediğimiz bir fonksiyon çeşidi var. Bu lojik fonksiyon ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi e, A, B ve C girişlerinin e, sonucu olarak bir F çıkışı e, gerçekleşiyor. Bu F çıkışı da e, F, A, lojik fonksiyonu şeklinde ifade ediliyor. Şu şekilde de lojik e, işlemlerle kapılarla e, bir şekilde gerçekleniyor. Hem gerçek, lojik kapılarla gerçeklemesini hem de karma ile nasıl fonksiyona dönüştürülüp ifade edildiğini de göreceğiz. Şimdi bu bildiğiniz bir doğruluk tablosu. Normalde biliyoruz V kapısının veya kapısının filan ee, doğruluk tabloları var. Doğruluk tablosu evet. Tabloları vardı. Burada biraz daha hmm, kastım yani isteğe bağlı bir doğruluk tablosu var. Diyelim A, B, C'nin bu durumunda e, bir çıktısı veriliyor. Şu durumda 0, 1, 1, 1. Bunlara binaen bir e, şu e, diyagramlara karno diyagramı diyoruz ve e, bunu karno diyagramlarında bir yöntem bu yöntemle de e, şu şekilde bir fonksiyon elde ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu bir yapalım daha basit çünkü e, 4'e 4 yani 4 tane 2'ye 2 pardon 2'ye 2'den ziyade 3 tane yani 1'e 2 şeklinde bir şuraya bakarsak 2'ye 4 şeklinde bir tablo çıkıyor önümüze biraz daha kolay şimdi bakarsak ha, bir de min term max term muhabbetinden bir bahsedeyim buna geçmeden önce min term max term şimdi max term'i sonraya bırakalım. Öncelikle min e bakalım. Min term dediğimiz şey eee logic fonksiyonlarda çarpımların toplamı. Yani bir girişin e, örneğin buraya baktığımız zaman burada çarpımlar var değil mi? Burada A'nın tümleyeni 1 ile çarpılmış aslında. Burada göstermemişiz ama 1 ile çarpılmış. B C'nin tümleyeniyle çarpılmış. A B'nin tümleyeniyle çarpılmış ve bunlar toplanmış. Yani çarpımların toplamı ifadelerine biz minterm diyoruz ve küçük f ile gösteriliyor. Daha çok Karno diyagramları termle yapılıyor daha çok daha kolay oluyor. Minterm'de de nasıl kullanılıyor? Minterm'i çıkarmak için Carno diyagramındaki şuna Carno diyagramı diyoruz da komple. ...Minterm'i çıkarmak için bir olan kısımlara bakıyoruz. Şimdi yan yana en az iki tane, daha doğrusu çift çift sayılı olmak üzere en az iki tane bir gördüğümüz zaman bunu topluyoruz. Bir yani topluyoruz derken grupluyoruz. Şimdi bunu grup grupladım ben. Şurada bir tane 1 var, burada da bir tane 1 var. Öncelikle burayı grupladım. Şöyle e, yuvarlak içine aldım. E, nasıl yapacağım? Şimdi e, şu bir kere e, şunu da söyleyeyim. ABC girişleri var ya. Şöyle bir çapraz çizgi çektim. Buraya A dedim. A'nın iki tane ihtimali var. 0 ve 1. B, C'nin ise 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Niye önce 1, 0 yazmadım? Çünkü Karno diyagramının yani bunun temel sebebini size söyleyemeyeceğim ama Karno diyagramında normal klasik şuradaki gibi hani gitmiyor. 0 0 0 1 0 1'den sonra 1 1 geliyor. Çünkü değişmemesi gerekiyor şeyin. Kano diyagramında bir anahtar kelime olarak şunu aklınızda tutabilirsiniz. Şu ikililerden en az bir tanesinin sabit kalması lazım. Bakıyoruz. Şu sabit kalmış. Bu değişmiş ama şu sabit kalmış. Bundan sonra bu değişmiş ama bu sabit kalmış. Bundan sonra bu sabit kalmış, bu değişmiş. Yani değişmemesi için, ikililerde değişmemesi için Bunda mecbur değişecek. Şimdi baktığımız zaman şu grupladığımız zaman değişmeyen kısımlarına odaklanıyoruz. Değişmeyen değiş, değişmeyen değişkenler biraz tuhaf oldu ama sabit değişkenlere bakıyoruz. Şimdi şuna baktığımız zaman e, yukarı, yukarıya gelirsek burada e, B ve C aynı kalıyor. Çünkü bir değişme olmuyor yani. Şu eksende bir hareket etme söz konusu değil. E, o yüzden e, sıfır olduğu için de min termde sıfır tümleyen demek. Şimdi B çarpımların toplamı olduğu için de B'nin tümleyeni çarpı C'nin tümleyeni diyoruz. A'yı almıyoruz. Çünkü A burada değişti. Sıfırdan bir değişti ama B ve C sabit kaldı. Çünkü şu eksende bir değişim söz konusu değil. Şimdi şuna bakalım. Biraz daha yakınlaştırayım kamerayı şuna bakarsak burada da bir bir var. Buraya da grupladım. Buraya gruplarsam bu sefer değişmeyenler hangileri? Bakarsak şu B'yi temsil ettiği için şu baştakiler. Gördüğünüz gibi B değişmiyor. Birken bir ama C şurada birken sıfır oluyor. Değişiyor. O yüzden B'yi alıyoruz. C'yi almıyoruz. B'nin de kendisini alıyoruz. Tümleyeni değil çünkü bir. Sıfır olsa tümleyeni alacaktık. Bir de şuraya baktığımız zaman şu eksende bir e A'ya göre bir değişme şu eksende olmadığı için da A'nın da tümleyenini alıyoruz. Çünkü sıfır. Şu eksende de buraya şu grupta A değişmiyor yani. O yüzden A'nın tümleyenini alıyoruz. Sıfır olduğu için de tümlerini alıyoruz. Ne o zaman e şu aşağıdaki ifadeye ne yazacağız? A'nın tümleyeni artı tabi burada bir artı var. A'nın tümleyeni çarpı B. Bir ifademiz daha var. Şurada e, boş kalan şu şu e, minterm boş kaldı. E, şu Şunu kullanmıştık ama bir daha kullanacağız. Çünkü bunu boş bırak bırakamayız. E, eksik olur ifade. Yine şöyle bir gruplandırma yapıyorum. Bu sefer yine A değiştiği için A'ya hiç dokunmuyoruz. E, bu sefer B ve C yine değişmiyor. Çünkü şu eksendi şu eksende bir değişimi yok ne B ne C değişiyor. B 1 olduğu için kendisini C 0 olduğu için de e, alıyoruz. Yine artı diyorum. Artı diyorum. E, B'nin kendisi C'nin de tümleyeni. Bu e, şu doğruluk tablo, tablosuna göre f a b c logic fonksiyonu denebilir. Fonksiyonu denebilir. Tabi her zaman bu kadar az ifade önümüze çıkmayabilir. Hatta e, şunu daha da sadeleştirebiliriz. Şimdi c tümleyen parantezini alırsak B tümleyen artı B Şu da 1 ediyor zaten O yüzden gidiyor Artı A tümleyen B Buradan da C tümleyen artı A tümleyen çarpı B Geliyor Bu da sadeleşmiş hali Şimdi Bu kadar basit ifadeler her zaman karşımıza gelmiyor Hem bu 3 tane değişken giriş olduğu için yani Bir de bunun Şeyini de yapalım ...lojik devreye uygulamasını da şu küçük yere yapalım. Şimdi A, B ve C girişlerimiz var ya. Şimdi C'nin bir kere e, tümleyenini alacağımız için NOT kapısıyla tümleyebiliyoruz bunu. NAT kapısıyla tümledik. E, A'nın da tümleyenini alacağız. Çünkü NAT kapısı bütün NAT kapısıyla şey yapacağız. Çünkü tümlerini. B'nin kendisini alıyor. Şimdi A ve B çarpıldığı için çarpım işlemi neydi? V. Direkt şu şekilde. Bunların bunların çarpımı V bunun tümleyenini de top topladığımız için de veya kapısıyla işlemi bitiriyoruz. Bu da F oluyor. Bu şekilde devreyi gerçekledik. Şimdi biraz daha zor kısmına geçeceğiz. Ama e, ben sadece şimdilik göstermek istiyorum zor, ne kadar zor olduğunu, ne kadar karmaşık olduğunu. Bir sonraki videoda bu soruyu çözeceğim. Çünkü 10 e, dakikayı geçti. Gördüğünüz gibi e, bayağı 16 tane durum var. Ve 4'e 4 bir matris karnı diyagramı. Bu bayağı uzun sürüyor. O yüzden bu videodan sonraki videoda onu örnek olarak çözelim. Ama mantığı anladınız diye umuyorum.